Evet, ikinci dersimize başlayalım. Şimdi basit harmonik harekette periyot dediğimiz bir olay var. Arkadaşlar, KN arasında salınım yapan bir hareketi düşünün. Aslında bu N'den K'ya gidip K'dan N'ye dönen bir dairesel hareketin izdüşümünden başka bir şey değildir. Cismin buradan buraya gelme süresiyle buradan buraya gelme süresi. Bakın R bölü 2, R bölü 2. Burası arkadaşlar R 60 derece olduğuna göre 60 dereceyi 2T'de alırsa 30 dereceyi 1T'de alır. Yani arkadaşlar toplamı o zaman 3T, 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 6, 12T. Demek ki 12'de birini burası, 6'da birini burası olacak şekilde bu periyot dağılımını lütfen aklınızdan çıkarmayın. Yani bir hareketinin periyodu 36 saniye ise arkadaşlar, 36'ya arkadaşlar, burası bölün 6'ya, burayı 6 saniyede, burayı 3 saniyede, şöyle burayı 3 saniyede, 6 saniyede, burayı da arkadaşlar 18 saniyede kat edecek demektir. Peki, devam edelim. Bir sonraki sayfaya geçeyim hızlı bir şekilde. Şöyle bir soru. Diyor ki bir cisim şekildeki gibi KN noktalar arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Periyodu 8 saniye olduğuna göre K noktasından harekete başlayan cisim 5 saniye sonra nerede olur diye soruyor. Arkadaşlar 5 saniye. Bu aralık T bölü 6, T bölü 12. Demek ki 8 saniye olduğuna göre burayı 2 bölü 3 saniyede, burayı 4 bölü 3 saniyede alacak. Ama 4 saniyede buraya geldi. Ne oldu arkadaşlar? Geriye 4 bölü 3 saniye yani 1 saniye olsa M noktasına gelecek. Ama 1 saniye olduğu için MN arasında bir yerde olacaktır. Tam nokta bulmamız mümkün değil. Peki. Uzanım dediğimiz olay bu önemli çocuklar. Ben şuranı özellikle çizeyim. Şimdi bir cismin eğer yatay uzanımı x diyorsak r çarpı cos teta, teta dediğimiz şey de omega çarpı t'dir. Yani birim zamandaki açı değişimi, açısal ivmeydi. Düşeydeki uzanım r sin teta yani r çarpı sinüs omega t idi. Burada arkadaşlar biz grafiğini çizmek istersek uzanımın sinüs grafiği şu şekilde t bölü 4, t bölü 2, 3, t bölü 4, 1t periyot tam tur için yazmış oluruz. Peki devam edelim. Mesela şöyle bir soru. Diyor ki bir basit harmonik hareket yapan bir cismin uzanım denklemi 4 sinüs pi bölü 3t'dir. 1 bölü 2 saniye sonra denge konumuna olan uzaklığı nedir diye soruyor. Arkadaşlar şuraya sadece 1 bölü 2 yazacağız. O zaman y eşittir 4 çarpı sinüs pi bölü 6 olmaz mı? Pi bölü 6 180 bölü 6 30. O da sinüs 30'da 1 bölü 2 değil mi? 4 çarpı 1 bölü 2'den cevap 2 santimetre olarak bulunur. Zaten maksimum uzaklığı ne kadarmış çocuklar? 4 santimetre imiş. Peki. Bunun haricinde arkadaşlar hız. Bakın yani yine bizim daha önceki çembersel hareketten de çok rahatlıkla bulabileceğimiz bir şey. Çembersel harekette arkadaşlar hız ve 2 pi r bölü t idi. X değeri omega çarpı r kare eksi x kare. Düşeydeki ne isterse yani hani es kaza istemez de burayı isterse o zaman omega çarpı r kare eksi y karedir. Burası da y olur. Yani şuraya y, şuraya x diyeyim. Buradan çok rahatlıkla bulabiliriz. Örneğin r bölü 2'deki hızını bulmak istersek burada x yerine r kare bölü 4 yazarsam r kare eksi r kare bölü 4, 3 r kare bölü 4 o da kök 3v bölü 2 olarak karşımıza çıkacaktır. Peki. Şöyle bir soru var. Diyor ki şekildeki A ve B noktaları arasında basit harmonik hareket yapan bir cismin A'dan B'ye 2 saniyede geldiğini biliyorum. A'dan B'ye 2 saniyede. Hani? Kazanabileceği en büyük hız değeri nedir diye soruyor. V eşittir
Omega çarpı kök içerisinde r kare eksi x kare değil miydi çocuklar? Maksimumumuz denge konumunda olduğu için burası gitti. V eşittir omega çarpı r. Burada omega 2 pi bölü t. Buradan da 2 pi 3 alacakmışız. Arkadaşlar yarısı 2 saniye ise toplamı 4 saniye yapmaz mı? R 40 santimetre yani 0,4 metre değil mi? Şuna dikkat edin. Burasını metre verdiği için 0,4'ü kullanıyorum. 4 bölü 10. Buradan 4'ler giderse 6 bölü 10 kaç yapar arkadaşlar? 0,6 metre bölü saniye olarak bulunur. Peki, merkezcil ivmede arkadaşlar F eşittir ma'dan rahatlıkla bulabileceğiniz bir şey. F eşittir ma'da merkezcil ivmemiz arkadaşlar m v kare bölü r m omega kare r idi. O zaman bizim ivmemiz v kare bölü r ya da omega kare çarpı r idi. O zaman biz merkezcil ivmenin ve merkezcil kuvvetin her zaman içeri doğru olduğunu söylemiştik. Bunu sakın unutmayın. A v kare bölü r ya da omega kare çarpı r. Burada eğer uzanımı farklı olan bir noktadan bahsediyorsak arkadaşlar omega kare çarpı x bizim için yazılabilir. Başka ne diyebiliriz? Mesela şu soruya bir bakalım. Diyor ki basit harmonik hareket yapan bir cismin uzanım denklemi x eşittir 6 sinüs pi çarpı t. Hareketinin genliği kaç santimetre? 6. Çünkü denklem o. X eşittir r çarpı kosinüs omega çarpı t. O zaman burası x eşittir 6 çarpı kosinüs pi çarpı t ise r 6'ya omega da pi yani 3'e eşittir. Hareketinin periyodu kaç saniyedir diye soruyor. Arkadaşlar omega 2 pi bölü t değil miydi? O da pi'ye eşit olduğuna göre periyot 2 saniyedir. Hızının maksimum değeri v eşittir omega çarpı r değil miydi çocuklar? Omega ne kadarmış? Pi. R ne kadar? 6. Yalnız şuna dikkat edin. Santimetre bölü saniye. 18. Maksimum ivmesi a eşittir omega kare çarpı r. Omega kare kaçtı arkadaşlar? 3'ün karesi. R ne kadardı? 6. 36 santimetre bölü saniye kare olarak bulunmuş. Yani götürüp sadece denklemleri düzenlemeniz sizin için yeterlidir çocuklar. Peki devam edelim. Şuna bakalım. Diyor ki şekildeki A ve B noktaları arasında harmonik hareket yapan 100 gram kütleli bir cismin O noktasının denge konumu 10 metre bölü saniyemiş. Yani burası. A noktasını etki eden kuvvet hangi yönde ve ne kadardır diye sormuş. Şimdi çocuklar, kütlesi 100 gram kilograma çevirmek zorundayız. 1 kilogram. Maksimum kuvvet mv kare bölü r. Buradaki v kare neydi? Şu. Yarıçapta bu olduğuna göre buradaki kuvvetimiz 50 Newton olarak bulunur. Bakın kütleyi kilogram olarak yerine koymak zorundasınız ve sola doğru olmak zorundadır. Çocuklar bir dakikanızı rica ediyorum. Evet, dolayısıyla arkadaşlar yön merkeze doğru olduğu için eksi x olması gerekiyor. Bunu da lütfen aklınızdan çıkarmayın. Peki, devam edelim. Şimdi arkadaşlar sıra geldi yay sarkacı ve basit sarkaç dediğimiz olaya. Şimdi yay sarkacı periyodunu arkadaşlar aklınızdan çıkarmayın. T eşittir 2 pi kök içerisinde m bölü k. Yay ne kadar uzarsa uzasın. Yani uzanıma ya da genliğine bağlı olmaksızın periyot 2 pi kök içerisinde m bölü k'dır. Peki uzanım neyi değiştirir? İvmeyi, maksimum hızı değiştirir. Ama başka bir şeyi değiştirmez. Bu arada arkadaşlar bu yay sarkacında şurası denge konumu, buralar eksi r artı r olsun.
Arkadaşlar burada kuvvet bu tarafa doğru. Burada kuvvet bu tarafa doğru. İvme bu tarafa doğru. İvme bu tarafa doğru. Ve bunlar buralarda maksimumdur. Burada hız sıfır. Burada hız maksimum. Burada hız sıfırdır. Lütfen bunu unutmayın. Peki T eşittir 2 pi m bölü k tam ek ya da kütle ve yay sabitine bağlı sadece. Yaylarla alakalı çocuklar şunları biz enerji kısmında da hatırlatmıştık. Yaylar seri bağlanırsa yay sabiti azalır. 1 bölü k1, 1 bölü k2. Paralel bağlanırsa ki şu da bir paralel bağlamadır. Bakın sakın unutmayın çocuklar. K1 artı k2 şeklinde biz hesaplarız. Peki devam edelim. Şöyle bir örnek. Diyor ki bir yayın ucuna basit harmonik hareket yapan bir cisme etki eden kuvvetin uzanıma bağlı grafiği şekildeki gibidir. X ve tanjant alfa bilindiğine göre. Arkadaşlar tanjant alfa biliniyorsa f bölü x'ten neyi verir? K'yı verir. Yay sabiti. Yay sabitini çok rahatlıkla bulabilirim. Peki x konumundaki kuvvet f. F eşittir k çarpı x değil miydi? O zaman bunu da bulurum. Peki hareketinin periyodu. Şimdi arkadaşlar periyot 2 pi kök içerisinde n bölü k'dır. Cismin kütlesini bilmediğime göre k'yı bilsem bile ben periyodu bulamam. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Peki, kuvvet sabiti k olan bir yayın ucuna 9 kilogram kütleli bir cisim asılınca yay 0,9 metre uzayarak denge konumuna geliyor. Peki, bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Yay sabiti 100 Newton bölü metre anlamına geliyor. Cisim denge konumundan 0,5 metre çekip bıraktığınızda yapacağı basit harmonik hareketin periyodu kaç saniye olur diye soruyor. Şimdi ben K'yı bulduğuma göre yapmam gereken sadece T eşittir 2 pi kök içerisinde M bölü K'da götürü birine yazmak. M 9 K 100, 9 bölü 100 dışarıya 3 bölü 10 olarak çıkarsa 2 çarpı 3 çarpı 3 bölü 10'dan o da arkadaşlar isterseniz pi pi olarak almış şıklarda o var. 0,6 pi saniye olarak bulunacaktır. Peki, kütleleri m ve 2m olan xy cisimleri kuvvet sabitleri k olan özdeş yaylara şekildeki gibi bağlanarak harmonik hareket yaptırılıyor. Çocuklar, burada 3 tane yay sabit olduğu için 3k, burada 2 tanesi seri olduğu için k bölü 2'dir. Diyor ki x'in periyodu 1t olduğuna göre y'nin periyodu nedir diye soruyor. Hemen yerine koyalım. Burada 2 pi m bölü 3k birincinin periyodu. Buna t demişiz. 2 pi 2m bölü k bölü 2 y'nin periyodu. Arkadaşlar yerine koyduğumuz zaman 2 kök 3 olarak bulunur. Sadece yerine koyma işlemidir bu. Başka hiçbir şeyi yok. Şunu da yapalım. Diyor ki 2L uzunluğundaki bir yayın ucuna 2M kütleli cisim şekil 1'deki gibi bağlanıp cisme frekansı F olan basit harmonik hareket yaptırılıyor. Bu yay ikiye eşit parçaya bölünüp orada durdum. Arkadaşlar yaylar ikiye bölündüğünde ne oluyordu? Yay sabiti iki katına çıkıyordu. Çünkü boyu ile yay sabiti ters orantılıydı. Peki o zaman ben bunun yay sabitine k dersem bunun yay sabitine 2k demek zorundayım. Peki arkadaşlar periyot 2 pi kök içerisinde m bölü k olduğuna göre frekans bunun tersiydi değil mi çocuklar? 1 bölü 2 pi kök içerisinde k bölü m. Peki birincinin frekansı arkadaşlar neydi? F. O halde F dediğimiz şey 1 bölü 2 pi çarpı kök içerisinde k bölü 2. F üssü ikincininki 1 bölü 2 pi çarpı kök içerisinde 2k bölü m. Bölersem 1 bölü 2 pi ile gider, k bölü m'ler gider. Burası 1 bölü 4, 1 bölü 2 diye çıkar. Frekansı da arkadaşlar 2F olarak buluruz. Peki, devam edelim. Şu soruya bakmak istiyorum. Sürtünmesiz yatay düzlemin üstten görünümü şekildeki gibidir. Kuvvet sabitleri 4K ve K olan yayların uçlarına M ve 4M kütleli cisimler. K'ya kadar sıkıştırılıp serbest bırakılıyor. Denge konumu neresiymiş çocuklar? Bakın O noktası olarak verilmiş. Yani burası denge konumu. O halde
En kütleli cisim N noktasında ikinci kez geçtiğinde. Yani kimden bahsediyor arkadaşlar? Bundan. Bu 1, 2, 3. Acaba 4 en kütleli cisim nerededir diye soruyor. Arkadaşlar bunun buraya gelme süresi 1,5 periyottur. 4 en kütleli cisim. Bakın direkt şöyle yapalım. Periyotlarını bulalım arkadaşlar. 2 pi kökçesi n bölü k'ydı. O zaman n bölü 4k, bu da 4 n bölü k'dan. Bu 1 bölü 4. Yani bunun periyodu 12 ise bunun periyodu 48 saniye anlamına gelecek. O halde arkadaşlar 12 saniye ise 6 saniye de gitti, 6 saniye de gitti 12. 1 6 daha gitti 18. Bu arkadaşlar buraya gelene kadar 18 saniye geçti. Burada da 18 saniye olacak. 8, 8, 16. Arkadaşlar geldim. O zaman ne yapacak bu cisim? 4 saniye. 18. saniyede neredesin? Heh. 18. saniye sonra bu nerede olur arkadaşlar? Burası toplam 8 saniye olacaktı. Tam tamamlayamayacak. MN arasında bir yerde olacak demektir. Güzel bir soru. Şöyle bir soru. Galiba böyle bir soruyu bir arkadaşımız sormuştu. Hatta 6 gündür de bekliyor bu soru. Sırf bunu anlatacağım diye beklettim. Sürtünmelerin ihmal edildiği sistemde M kütleli mermi V hızıyla durmakta olan şekildeki M kütleli tahta bloğa saplanıyor. Daha sonra toplam kütle x genliğiyle basit harmonik hareket yapıyor. Merminin hızı 2V gen olsaydı. Şimdi çocuklar, periyot T eşittir 2 pi kök içerisinde N bölü K'ydı. Peki, o zaman periyodumu değiştirmeyecek. Yani periyotla alakalı herhangi bir ifade kütlede ve hızda etkisi yok. Peki, hareketinin periyodu artardı. O zaman birinci ifade arkadaşlar yanlış. Peki, hareketinin genliği artardı. Doğal olarak enerjinin konumuna göre arkadaşlar merminin hızını arttırırsan ortalama hız yani ortak hız artacak, yay daha fazla sıkışacak. İki doğru. Hareketin maksimum hızının ve maksimum ivmesinin büyüklüğü artardı. Arkadaşlar uzanım dediğimiz şey hız ve ivmeyi etkiler. Ama periyodu etkilemez. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olarak bulunur. Peki devam edelim. Yine diyor ki kuvvet sabiti K olan yayın ucundaki M kütleli cisim O denge konumunun etrafında X genliğiyle basit harmonik hareket yapıyor. Cismin kütlesi M ve genliği X iki katına çıkarılırsa hemen arkadaşlar periyot 2 pi kök içerisinde M bölü K'ydı. Kütleyi iki katına çıkarırsam periyot kök iki katına çıkar. Periyot artar. Birinci ifade doğru. Denge konumundaki hızının büyüklüğü değişmez. Arkadaşlar V neydi? Omega çarpı R değil miydi? Omega sabit. R artacağına göre, iki katına çıkacağına göre o da kök iki katına çıkar. O halde doğru. Maksimum ivmesinin büyüklüğü değişmez. Arkadaşlar maksimum ivme. Şimdi omega kare çarpı R değil miydi? Bu yanlıştı zaten. Maksimum ivmesinin büyüklüğü değişmez diyor. A eşittir omega kare çarpı R ya da omega kare çarpı X değil mi? Dolayısıyla maksimum ivme değişmeyecektir. Sadece ve sadece herhangi bir konumdaki ivmesi değişebilir. Peki, devam ediyorum. Buna geçmeden önce şu basit sarkacı da bir verelim. Arkadaşlar, basit sarkaçta da T eşittir 2 pi kök içerisinde L bölü G. Bakın. Yalnız buradaki alfa arkadaşlar 10 dereceden küçüktür. Yani büyük açılar genliklerde salınım bizim için basit harmonik hareket olmuyor. Bunu sakın unutmayın. 2 pi kök içerisinde L bölü G. Şöyle bir soru. Yeryüzünde basit harmonik hareket yapan yay sistemi. Bu arada arkadaşlar dersimiz kaçta bitiyordu bizim? 20 geçe mi? Evet, 20 geçe. Daha vaktimiz var ya. Şekildeki yay sistemi 1 ile basit sarkaç 2 çekim ivmesinin daha büyük olduğu bir gezegene götürülürse salınım frekansları nasıl değişir? Şimdi çocuklar, frekans 1 bölü 2 pi kök içerisinde k bölü m
Birincininki. İkincininki 1 bölü 2 pi kök içerisinde g bölü l, periyot l bölü g'ydi, frekans g bölü l'dir. O halde şimdi bakın burada g'nin hiçbir işi yok. Dolayısıyla bu değişmeyecek. Peki çekim ivmesinin daha büyük olduğu ortamda ikincinin frekansı ne olur çocuklar? Artar. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Peki şöyle bir soru. Dünyanın kütlesi m ve yarıçap r'dir. Dünya yüzeyinde saniyeleri vuran sarkaç 1 saat, kütlesi m ve yarıçapı 2 r olan bir gezegenin yüzeyine götürüldüğünde periyodu kaç saniye olur diye soruyor. Arkadaşlar, saniyeleri vuran sarkacın periyodunun 2 saniye olduğunu söylemiştik. 2 pi kök içerisinde l bölü g. Peki, kütlesi aynı yarıçapı 2 katına çıkarsa g dediğimiz şey g m bölü r kareydi değil mi? G üssü g, kütlesi aynı ama yarıçapı 2 katı. O halde g bölü 4'tür. O halde periyot 2 pi kök içerisinde l bölü g bölü 4'ten bölersem 2 pi'ler gider. L bölü g'ler gider. 4 buraya geldi. O zaman halde 1 bölü 2 çıktı. 2 bölü t eşittir 1 bölü 2'den periyot 4 saniye olarak bulunmuş. Bu şekilde arkadaşlar biz bir asil sarkacın sanımını da rahatlıkla bulabiliriz. Periyodunu bulabiliriz. Peki, boyu L ve kütlesi M olan şekil 1'deki sarkaç X, Z noktaları arasında, boyu 4L ve kütlesi 4M olan şekil 2'deki sarkaçta KN noktalar arasında harmonik hareket yapıyor. Cisimler X ve K noktalarından aynı anda serbest bırakılıyor. M kütleli cisim ilk defa Y noktasına geldiğinde acaba 4M kütleli cisim nerede olur diye soruyor. Şimdi çocuklar, burada özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Bir basit sarkacın periyodu 2 pi kök içerisinde l bölü g'dir. Yani bunun 1m olması, bunun 4m olması bizi ilgilendiriyor. Sadece boylar. Yay sarkacında da 2 pi kök içerisinde m bölü k. Bu da g'yi ilgilendiriyor. Yani yer çekim ivmesi nerede olursa olsun ne yapmaz? Yay sarkacının periyodunu etkilemez. Peki, o zaman buradaki arkadaşlar periyotları bir bulalım. Birincinin periyodu isterseniz direkt yazayım. Birincinin periyodu arkadaşlar 2 pi kök içerisinden l bölü g, ikincininki 4 l bölü g'den periyot oranının 1 bölü 2'dir. Yani bu 12 saniye bu 24 saniye periyotta dolanıyorsa 12 saniye arkadaşlar x'ten y'ye 3 saniyede geliyor demektir. Peki bunun 24 saniye ise o zaman ne yapacak? Burası t bölü 6 idi. 24'ü arkadaşlar 6'ya böldüm 4 saniye. Peki 3 saniye dediğine göre bu henüz L noktasına varamamış demektir. O halde cisim KL arasında olur. Peki. Devam edelim. Yine arkadaşlar şöyle bir soru. Şekil 1'de basit harmonik hareket yapmakta olan sarkacın periyodu T'dir diyor. Şekil 2'deki aynı sarkaç denge konumundaki çiviye takılırsa periyodu ne olur diye soruyor. Şimdi çocuklar, böyle bir soruyu biz ÖSYM'nin soracağını pek hayal etmiyoruz, tahmin etmiyoruz ama şunu söyleyeyim. 2 pi kök içerisinde L bölü G'ye biz T demişiz. Yani bunun periyodu T. Peki L bölü 4'ün periyodu ne olur diye sorduğumuzda arkadaşlar T bölü 2 oluyor. Peki T bölü 2 o zaman sistemin periyodu T1 ile T2'nin periyodunun yarısıdır. O halde T artı T bölü 2, 3T bölü 2'dir. Bölü 2, 3T bölü 4 olarak bulunur. Sebebi ise arkadaşlar şudur. Ben şuraya çizeyim. Burası T1 bölü 4. Burası T2 bölü 4. Burası T2 bölü 4. Burası T1 bölü 4'tür. Yani sistemin periyodunu yazarsam 2 tane T1 bölü 2. T1 bölü 4 pardon. Artı T2 bölü 2'dir. Bu da T1 ile T2'nin aritmetik ortası anlamına gelir. T artı T bölü 2'nin aritmetik ortası da 3T bölü 4'tür. Peki. Devam edelim. Onu da yaptık. Peki. Şuna geldik sıra. Diyor ki şekildeki basit sarkaç düşeyle alfa 5 derece açı yapacak şekilde serbest bırakılıyor.
Hareketin periyodu t, genliği x, O'nun denge konumundan geçerken hızı v, yüksekliği h. Alfa 10 derece olursa hangileri artardı diye soruyor. Arkadaşlar, bir kere periyodun değişmeyeceğini biliyoruz değil mi? Dismi daha yukarıdan bırakırız. Dolayısıyla burada t değişmeyeceğine göre mgh eşittir 1 bölü kmv kareden O noktasından geçerken hızı artmak zorundadır. Bu durumda x ve h artar ama periyot değişmez. Bunu sakın unutmayın. Evet, ona gerek yok. 1 bölü kmv kare. Peki. Harmonik hareket dediğimiz kısmı arkadaşlar böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi öğleden sonraki dersimize yardımcı olması açısından şöyle. Bir soru. Evet. Alperenmiş soruyu soran. Bu sorunun cevabını aldık mı? Var mı? Mikrofonunuzu açabilirsiniz sorularınızda arkadaşlar. Lütfen yorum yapın ki ben de sizden cevap alabileyim. Bu soruyla alakalı kafana takılan şey neydi? Sorunun cevabını alabildin mi? Biraz önce çözdük çünkü bu soruyu. K noktasına ulaşma süresi periyotla alakalıdır. Periyot da 2π kök içerisinde n bölü k'dır. Dolayısıyla o k uzunluğuna bağlı değildir. Sadece kütleleri ve yay sabitine bağlıdır deriz. 1, 3 ve 4 doğru cevaptır. Tamam mıyız? Tamam. Peki devam edelim. Eren, yavru kuşum, canım, sen burada mısın? Eren. Eren yok mu? Yok. Peki. O zaman şu soruları arkadaşlar yine de çözeyim ben. Paraf yayınlarındaki sorulardan arkadaşlar şu soruyu çözmek istiyorum. Diyor ki O noktası etrafında dönebilen çıkrık sisteminde özdeş KL cisimleri yani arkadaşlar bunların kütleleri birbirine eşit. Bu 1m, bu da 1m. Yere göre toplam potansiyel enerjisi E'dir. E dediğimiz şey 2mg çarpı H'tır. Yazdım. Sistem serbest bırakılıp L cismi yere çarptığı anda arkadaşlar 2L H kadar yol alırsa bu H bölü 2 kadar yol alır. Bunun hızına 1V dersem bunun hızı 2V olur. O halde K'nin yere göre potansiyel enerjisi kaç E olur diye soruyor. Arkadaşlar şimdi enerjinin konumunu yazayım. 2mg çarpı h'ın vardı. Yere çarptığı zaman 1 bölü 2 m 4v kare bunun kinetik enerjisi l'nin artı mg 3h bölü 2 k'nın potansiyel enerjisi artı 1 bölü 2 m v kare. O zaman 2'den 1,5'ü çıkarırsam mgh bölü 2 kalır. Eşittir. 1 bölü 2 m 4 v kare, 1 bölü 2 m v kare daha 1 bölü 2 m 5 v kare yapar. Buradan 1 bölü 2 m v kare dediğimiz şey nedir? Şunları atalım. Gerek var mı ya şuna? Bir bölü iki mv kare dediğim şey mgh bölü 10'dur. Bana arkadaşlar yere göre potansiyel enerjisini soruyor. İhtiyacım. E potansiyel mg 3h bölü 2. Yani 3 bölü 2
Hem yaş yerine de e bölü 2 yazarsam direkt cevap çıkar. 3 e bölü 4. Kinetiği falan sormadığı için buna ihtiyacımız yokmuş çocuklar. Tamam mıyız? 3 e bölü 4. Peki devam edeyim. Yani şöyle bir soru, ÖSYM sorusu. Bu soru işin gerçeği niye sorulur bilmiyorum. Çünkü hani her yerde çözümü var. P eşittir. Bakın güç. V çarpı i'dir. Güç. I kare çarpı r'dir. Güç. V kare bölü r'dir. Artık üniversitenin son düzlüğüne gelmiş olan bir öğrencinin bunları takır takır döşemesi lazım. Arkadaşlar bunun gücünün 20 watt olduğu söyleniyor. Direnç verildiğine göre ben bunu kullanacağım değil mi? 20 eşittir. I kare çarpı 5'ten i kare 4 akımda 2 amper olarak bulmuş. Peki buradan arkadaşlar 2 amper akım geçiyorsa 8 ohmluk direncin gerilimini soruyor. V eşittir i çarpı r'den 8 çarpı 2 16 volt olarak bulunur. Bu da ÖSYM sorusuymuş işte. Parafta arkadaşlar şöyle bir soru var. Elektrik yükü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 kulomb olan bir küre pozitif bu arada. Demek ki Q çarpı E aşağı doğru. Hem G aşağı doğru. Diyor ki yay kaç santimetre uzamıştır? Arkadaşlar F eşittir K çarpı X değil miydi? F'i bulmam lazım. Bunu bulabilmek için de MG 100 gram dediğine göre arkadaşlar 100 gram 0,1 kilogramdır çarpı 10. 1 Newton bunun ağırlığı yapar. Peki elektriksel kuvvet de Q çarpı E idi. Q ne kadar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. E ne kadar? 10 üzeri 3 diye okuyorum ben. O da 0,2 Newton olarak bulunur. Toplamı kaçtır arkadaşlar? 1,2. Yay sabiti ne kadardı? 120 çarpı x. Bunu biz 12 bölü 10 120'yi de buraya alırsam x eşittir 1 bölü 100 metre, o da 1 santimetre olacaktır. Yani cevabımız 1'dir arkadaşlar. Şöyle bir soru. Yine paraf yayınlarından. Şekil 1'deki gibi tutulan eksi Q yüklü cisimlerin elektriksel potansiyel enerjisi olur. Bakın arkadaşlar. Bunların bir potansiyeli var. Bunların bir potansiyelleri var. Bir de bunların bir potansiyeli var. Bunların üçünün toplamı U'ymuş. O halde U'yu bir bulalım. Eksi, eksi artı yapar. K, Q kare bölü D. Eksi, eksi artı yapar. K, Q kare bölü D. Eksi, eksi iç ve dıştakini yapıyorum. Artı, K, Q kare bölü 2D yapar. 1, 2, 2,5. O halde U dediğimiz şey 5 bölü 2 K Q kare bölü D'ye eşitmiş. Bu sistemin potansiyel enerjisi. Gelin. U'su. Birinciler arasında K Q kare bölü D var. Bununla bunun arasında K Q kare bölü D var. Bununla bunun arasında K Q kare bölü D var. Bu da arkadaşlar 3 tane K Q kare bölü D yapıyor. Şimdi ben şurada K Q kare bölü D yerine 2 U bölü 5 yazabilir miyim? Burası 2 U bölü 5 çarpı 3. Yani 6 U bölü 5. Peki yapılan iş U üssü eksi U'dan 6 U bölü 5 eksi U bölü 5 olarak bulunur. Sadece işlem arkadaşlar. O kadar. Tamam mıyız? Sesim kesiliyormuş. Ya inşallah sağ salim götürebilirim. Ya bunu çözmeyin. Ya bu artık ilgilendirmiyor bizi. Şöyle bir soru. İç dirençleri önemsiz, özdeş üreteçler ve SBS2, SU3 anahtarlarıyla kurulu düzlemde hangi anahtarlar tek başına kapatılırsa
ampermetrede geçen akım değişmez. Arkadaşlar, bunu kapattığınız zaman buna paralel bir üreteç bağlarsanız devreyi değiştirmediniz. S1 var. Bunu bağlarsanız, bakın şunun bu devreye paralelliğini bozmuyorsunuz. Dolayısıyla bu anahtarı kapattığınız zaman devreye bir direnç daha gelir, değişmez. Bunu kapatsam buna paralel bir üreteç daha geldi, değişmez. Yani üçünü de kapatsam arkadaşlar hiçbir şekilde değişmeyecektir. Peki. Yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi ben şu devrede P ve N'nin birbirine paralel olduğunu görüyorum. Devreyi şöyle bir güzelleştireyim. L, pardon K. Buraya gelip iki kola ayrılmış. Şöyle. M ve L. Birleşip bunlar şöyle gitmişler. Diyor ki K lambası N lambasının daha parlak yanar. Arkadaşlar burada N lambası bakın üretece paralel bağlı. Yani atıyorum ben buraya 1V dersem buraya 2V diyeceğim. Buraya 3V buraya 3V demem gerekiyor. Çünkü toplamı 3V. Vade 1 gitti. N ve P lambalarının parlaklıkları eşittir. Paralel olan lambaların parlaklıkları eşit olur. Doğrudur. L ve M lambaların parlaklıkları eşittir. Bakıyorum L ve M paralel. O da doğru. P lambası M'den daha parlak yanar. Bakın P lambası hangisi? Şu. M lambası kim? Bu. Arkadaşlar o da doğru. O halde cevabımız bunlardır. Murat Bey. Alo. Efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam Murat Bey. Dersteyim. Ha, hocam yanlış. Devam edelim. Şöyle bir soru. Elektromotor kuvvetleri E2'ye olan üreteçler ve KL lambalarıyla kurulu düzenekli anahtarlar açıktır. Diyor ki, anahtarlar kapatıldığında hangi lambaların ışık şiddeti değişmez? Arkadaşlar buradaki toplamı EMK başlangıçta E idi. Bakın başlangıçta E idi. Anahtarı kapattım yine 1'e değişmez. Paralel bir tane bağlarsam E idi yine E olur değişmez. Peki ben üretece paralel bir direnç koyarsam herhangi bir değişiklik yapar mı? Yapmaz. Bu da değiştirmez. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 olacaktır. Devre parçasını keşteler direnç soruluyor. 6, 3, 2R arkadaşlar. 2R, 1R, 3R. 6R, 3R, 2R yapar. Burası da 3R'dir. 12, 4 artık biliyoruz. 2, 3 daha 5R olacaktır. Geldik. Arkadaşlar, eğer bir üreteci iş direnci varsa, bunu not olarak yazmıştım. Lütfen hatırlamanızı istiyorum. V eşittir E eksi I çarpı R'ydi. Yani bu devreden geçen akımı arttırırsanız burası azalır. Şimdi bu devrede başlangıçta devreden geçen akım I1, 2E bölü R artı 2R'dir. Çünkü iç dirençler de var. Öyle değil mi? I2 dediğim şey anahtarı kapattığım zaman E değişmiyor. Ama şurası artık R bölü 2 oluyor. Yani azalıyor. 3R bölü 2. O halde buradaki direnç azaldığına göre akım artar. Akım artarsa V azalır. Demek ki V2 azaldı arkadaşlar. Peki toplam gerilim sabit değil mi? O halde V1 ne yapacak? Artacaktır. V1 artı V2 eşittir I çarpı R çünkü. Tamam. Devam edelim. Cidden bu soru arkadaşlar bilmiyorum. Ya yani şu soruya baktığım zaman ben bazen derste neyi anlattığımı çok merak ediyorum. Yapılması gereken şey sadece açıp şunu okumak. Tabii hani ders anlatırken de söylemiştim. Lütfen defterlerinize, kaynaklarınıza soru çözmeden önce bakın, açın, bakın. Çünkü önemli. Buradaki alan 2D çarpı 2D 4D kare olduğuna göre
4D kare çarpı B çarpı. Soru bu kadar. Evet çocuklar, öğleden sonraki soru çözümünde devam ederiz. Hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hadi afiyet olsun.